Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Geldik elektrik akımından sonraki kontrol noktası testlerine. Şöyle bir duruyorum, hemen telefonu çıkarıyorsun. Şöyle bir tane bir hemen durdur burada. Play yani yapmıyoruz, pause yapıyoruz. Bir fotoğrafını al bunun, ondan sonra devam edelim. Şöyle duruyorum birkaç saniye daha. Evet, durdur, ondan sonra git. Evet, geriye de alabilirsin gerçi, sıkıntı yok. Evet, yeni taraflarını gösterdik. Şimdi kontrol noktası, yani bu tabii 3 tanesi elektrik akımı ile ilgili olacak. Sonraki de genel tekrar tadında olacak. Şekildeki devrede S anahtarı açıkken ampermetre, I, voltmetre, V değerini okuyor. S anahtarı kapatılırsa yargılarından hangileri doğrudur şeklinde olmuş. Bir bakalım şimdi çalışan devreye bir bakalım. Şimdi buradan geçiyor, bu dirençten geçiyor. Voltmetreden geçemez tabii ki de. Şuradan geliyor ve böyle devam ediyor. Yani devremiz şu anda E eşittir. Yani I çarpı 2R yazılabilecek durumda. Dirençler de birbirine eşit olduğu için kesinlikle eşit şekilde E'yi paylaşıyorlar. E bölü 2'si burada harcanıyor enerjinin, E bölü 2'si burada harcanıyor. Şimdi ona göre de akımımız var. Bunu kapatırsak ne olur? Bunu kapattığınız anda siz bunları paralel hale getirmiş oluyorsunuz. Burası R bölü 2 olmuş oluyor. Eskiden şurada R vardı, R vardı. Senin eşdeğer direncin 2R idi. Şimdi ise ne oldu? R vardı. Yanına artık R bölü 2 getirdin. O zaman eşdeğer direncin 3R bölü 2 oldu. Gördüğün gibi dirençte bir azalma var. R eşdeğer yazayım ben burada. Bu azalma var. Bu akımın artmasına neden olur. Ona dikkat. Akım artar bir kere. Ampermetrede daha büyük değer okunur. O doğru. Şöyle ben de şu yanıt anahtarını yakınıma getireyim. Bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Hem de düzeltme adına yanımda dursun. Şimdi ondan sonra voltmetrenin okuduğu değere bir bakacağız tabii ki de. Bakalım şimdi voltmetre buraya okuyormuş gibi oluyor ama eski akımla yeni, yani akım farklı. Eskiden direnç başkaydı, buradan başka. Şuradan saldıracağız arkadaşlar. Şurada bir voltmetre olsaydı ne okurdu diye. Ben buna V üssü diyeceğim. Şimdi V üssü nedir? Eskiden I çarpı R idi. Akım ona göreydi. Burada akımın arttığı söyleniyor. Yani akım artarsa direnci sabit ya, konuşmak daha kolay oluyor buradan, bak ki dikkat edersen. O zaman V ise artar. Yani burada harcadığın enerji artıyorsa diğerini okuyan da o zaman ne olacaktır? Azalacaktır. Çünkü verilen enerji sabittir. Bu direnci artık eskisine nazaran daha çok enerji gidiyorsa buna az gider. Değer artar dedi. Demeseydi keşke, yanlış oldu. Devre daha fazla güç çeker. Neden? Sonuçta sen devreye baktığın zaman, yani bütün devreyi düşündüğünde, hani P eşittir V çarpı I diyoruz ya, V zaten belli. Yani üreteç sana EMK olarak, toplamda devre olarak bu sabit zaten. Senin akımın arttı devre olarak, ana koldan çıkan akımın arttı. O zaman çektiğin güç de artar. Yanıt arkadaşlar 1 ve 3 olur. Denizli'ye gider. Evet, ikinci soruya devam ediyorum. Şimdi bakalım, özdeş lambalar kullanılarak şekildeki devre kuruluyor. S anahtarı kapatıldığında yargılarından hangileri doğrudur? Parlaklık konuşacaksak bir kere, yani başlangıçta ne olduklarını söylemek zorundayız. Ben bakınca hemen anlamadım. K ve L veriyorum burada. Buraya L gider. Harfleri görelim. Burada da K var. Şuraya geliyorum. K var. Şurada da K var. Bak, ben K L arasındayım ve epsilon enerji bu. Burada K L çıktı bir tane karşıma. Çok hoş. Şöyle bir epsilon aldı. Burada da burası kopuk şu anda. K'den L'ye gidiyor. Bakın iki kişiler, özdeş lambalar. O zaman burası E bölü 2 alır. Burası da E bölü 2 alır. Problem yok. Başlangıçta durum bu. Anahtar kapatılırsa ne oluyor? Anahtar kapatıldığı zaman başka harfler verebilirsiniz ama üreticin uçlarındaki harflere dokunmak yok. Yani haberiniz olsun, burada KL'yi sonradan değiştirmeyin. K buradan içeriye girdi, bakın ne oldu? İki ucu da KK oldu. Bu sıfıra gitti. Z söner arkadaşlar, sormamışız. Ama bu ne oldu? KL oldu. Yani artık epsilon alıyor. Y'nin de lamba parlaklığı artar. Bu doğru. X'in parlaklığı değişmez. Adamın hiç umurunda olmadı burada anahtarın kapanması. Hala KL, hala E. Hadi onu da yazalım şöyle E diye. Bu da tamam. Pil daha çabuk tükenir. Şimdi şöyle bir şey oldu. Buradan pilden geçen akım bizim için önemli. Bundan geçen akım değişmedi, bakın dikkat ederseniz. Yani hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bundan geçen akım eskiden iyiydi diyelim, şimdi de iyi. Burada dikkat ederseniz, yani bu katta KL varken bir katta R var, şu. Burada ise, yani sonuçta 2R vardı, şöyleydi biraz önce. Buradan geçen akıma iyi dedik ya.
Yani hatta şöyle yapayım, ben 2'yi vereyim buna. Buna 2'yi verdik. Buna o zaman iyi veriyorduk. Böyle iki kişi birden vardı burada. Şimdi sen dedin ki burası artık 2R değil. Voltaj aynı, gerilim aynı. Ben bunu R yapıyorum. O zaman bu da neye terfi edecek? 2'yi. Yani. O zaman ana kol, bak şuradan çıkan akım eskiden 3I'ydi. Şimdi ne oldu? 4I'ye terfi etti o da. Daha çok enerji göndermek zorunda sana birim zamanda. O da tabii pili daha çabuk tüketecektir. Haberiniz olsun. Pil daha çabuk tükenir dedik. 1, 2, 3 oldu. Edirne'ye gitti bile. İlerliyorum. Evet, bakalım. Bunu Instagram'da paylaştım arkadaşlar. YouTube'da da paylaşacağım bugün. Artık bugüne nasipmiş. Yani içiniz rahat olsun. Çok güzel sorular geliyor. Yani her zaman her yerde göremeyeceğiniz sorular geliyor. Bence takipte kalın. Bütçeyi ayarlayınca da artık, yani siz zaten şu anda zaten dinliyorsanız değil mi? Sizi niye? Yani belki arkadaşlarınıza, yani iyi anlamda böyle. Gene bugün demeyeyim de dün akşam internette geziyorum, böyle minik troll arkadaşlarınız geziniyor, böyle paralı askerler, yani özel komando birlikleri geziyordu internette. Yani insan bu kadar mı, hani neyse ya, bir şey demeyeceğim. Sadece şuna üzülüyorum. Karşımdaki bir yetişkin olsa ona göre konuşacağım. Ama karşımdaki senin yaşındaki 17-18 yaşındaki arkadaşım olunca çok üzülüyorum. Yani resmen tetikçi şeklinde dolaşıyor, yani böyle abuk sabuk başlıklar açılıyor, abuk sabuk yorumlar yapılıyor. İnanamazsınız yani. Vay dedim ya, niye bu kadar nefret yani, niye? Amerikalılar buna haters diyor, böyle herkesi memnun edemezsin diyor, ama tamam sen istemiyorsan alma, sen istemiyorsan bir şey demiyoruz yani, zorla yakana yapışmıyoruz, ama niye kötülüyorsun içeriğin ne olduğunu bilmeden? Yani bu kadar zaman yaptıklarımı hiçe sayıyor adam, karalamaya çalışıyor. Ve bunu yapan arkadaşım, bilmiyorum, belki de öğrenci kılığında başkasıdır, belki de öğrencidir. Neyse, yani denk gelirseniz haber verirseniz teşekkür ederim. Ya da yani o anda savunursanız, oraya bir iki satır bir şey yazarsanız yine teşekkür ederim. Lütfen desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi hangileri doğrudur demiş. Bu hiçbirinden akım geçmiyor. Şimdi bakarsanız bütün üreteçlerin toplandığı bir yer var burada. Burası A noktası, tamam mı? Şöyle. Herkes bir oraya çıkıyor. Şuraya B desem, buraya da B desem, bu da onların arkasından devam ediyor. Şurası da C olsun, tamam mı? En arka nokta da C oldu. Bak şimdi şu ikisi AB AB. Şöyle yapayım ben bunları. Şöyle geldi. Şu. Şöyle AB'ler. Bunların isimlerini karıştırmayayım X'ye. Arkasından onların bittiği yerde Z var. Şunu da göstereyim şöyle. Bu da Z. Sonra bak A'dan C'ye T var. Ben bunu böyle bir çizme taraftarıyım şöyle. Bu da ne oldu? T oldu. Sonra burada yine A'dan C'ye P var. Şunu da şuraya böyle yaptık. Şurası da P oldu. Bunların hepsini birleştirebiliriz burada. Bunu da buradan birleştirebiliriz. Olay bu. Ve hiçbirinden akım geçmiyorsa bunların EMK'ları potansiyel fark olarak, yani bir bütün olarak eşit olacak. Şimdi tabii burada bunlar tek başına bakıyorlar. Yani bunların eşit olması gerekiyor. Ve siz burada X ile Y birbirine eşit olmalı. Bunların farklı olması zaten sıkıntı oluşturuyor, biliyorsunuz. Birbiri üzerinden dönmeye kalkarlar. Ona engel olmalıyız. Bunlar birbirine eşit olmalı. Z de onlara destek veriyor. X, Y eşit oluyor. Bu doğru. Evet. Sonra baktığınız zaman bunları toplayacağım. Ondan sonra T'ye eşit olacağım. Yani PT eşit ve Z'den her türlü büyük. Çünkü Z bunların yardımını alaraktan senin karşına çıkıyor. Peki soru neden kesinlikle sorusu? Şu ikincisi için bir olay olmalı. Zaten ben bu noktaya geldiysem, 1 ve 3'ü bulduysam hemen D'yi yapıştırır geçerim de. Yani burada nasıl olacak? Bakın mesela ben şunu şöyle anlatıyorum. Buna 3 vereyim. O zaman bunlara 2, 2 vereyim. Buna 1 veririm o zaman, değil mi? 3 oldu bak. Ama ya şöyle olsaydı? 1 vereyim, 1 vereyim, 2 vereyim. Gene aynı şey. Hatta eşit bile ayarlayabilirim. Yani onu bilemezsiniz arkadaşlar. Şurada Z'nin X'e baskın mı değil mi olduğunu söyleyemezsiniz. Evet, devam edelim bakalım. Efendim, dördüncü sorumuza geldik. KLM dirençleriyle şekildeki devreler kuruluyor. KLM'nin uçlar arasındaki potansiyel farklar sırası bıdı bıdı bıdıdır. Evet, böyle bir şeydir. Bakalım. Hangileri kesinlikle doğrudur denmiş. Şimdi dördüncü soruya bakıyorum. Evet, yani yanıt anahtarında tutuyor mu tutmuyor mu diye baktım şöyle. Bunların arkadaşlar bakın, ben şurada VK eşittir VL diyorum. Burada bir de VM var, tamam mı? İstersen ikisini birden toplayacağın zaman VK artı VM de diyebilirsin. VL artı VM de diyebilirsin. Şu toplam veya bu toplam fark etmiyor. K ile L'nin potansiyelleri aynı.
Kime eşit olacak? Üreticin bize verdiği enerjiye. Şimdi Allah aşkına bu ne yani? İkisini birden toplamak ne? Bu gider arkadaşım. Bu çok kötü bir hata olur. KL birbirine eşitti, onu söyleyelim. VL VM'den büyük mü? Hangileri kesinlikle doğru? Ben burada direnç değerlerini bilmiyorum ki. Yani şöyle bir şey yapabilirim. Bunu mesela 6 veririm, 3 veririm. Yani bunu da mesela 2 veririm. 6 ile 3 sana direnç olarak 2 verir. 2 2 eşit oldunuz. Bak LM'den büyük falan değil yani. Anında patlatırım bunu. Bilemezsiniz. Pardon, yani şöyle yapalım. Bunu bilemezsiniz. Burada kesin olarak bileceğimiz sadece ikinci önerme olur. Devam ediyorum. Evet, iç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerle kurulan şekildeki devrede tüm anahtarlar açıkken lambanın ışık verme süresi T'dir. Bu sürenin en uzun olması için hangi anahtar kapatılmalıdır? Şimdi o zaman pilleri paralel bağlamaya çalışacağız. Şu anda devrede olan kim var? Burası kopuk, burası kopuk, bu gelemiyor, bu zaten çalışmıyor. Sadece şu var. Bir tane var uçları arasında. Bakın şunu kapattığınız zaman ona bir tane daha paralel yapıyorsunuz. Mesela burası AB ise burası da B oldu, burası da A oldu. Bak paralel oldu. Şimdi şunu kapatırsak, bakınız şunu kapatırsak sanki devreye alacağım gibi oluyor ama buradan bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Burası yani gayet 2E oluyor, sıkıntı oluyor bakın. Zaten EMK'ları farklı, yani üreteçleri paralel bağlamıyoruz biz. Şöyle bir durum oluyor. Şimdi bu işi bozar arkadaşlar. Bunların iç dirençleri önemsenmiyor ya. Burada 2E var, buralarda E var. Bu bunları yemeye başlar. O zaman biz bu arkadan gelen adamı patlatacağız. Bak mesela şunu kapatırsam burası B ya. B buraya geldi. Buradan da girdi B. Bu gitti bak. Kısa devre oldu. Burası B oldu. Şurada da A var zaten. Bak burada da AB oldu. Adamlara katıldı. 3 tane paralel oldu. Bu sürenin en uzun olması için dediğinden dolayı. Aslında bunu kapattığımda da süre uzuyordu. Ama en uzun olması için mümkün olduğunca paralel bağlı üretici ihtiyacımız var. O zaman hepsini yapacak. Evet, aynen böyle. Devam edelim. 6. Şimdi özdeş lambalar ve üreteçten oluşmuş şekildeki elektrik devresi için yargılarından hangileri doğrudur? Bir bakalım şöyle. Ben üreticinin uçlarına şuraya bir harf vereyim hele. Buraya K dedim. Buraya da L dedim. L geçsin, şöyle geziyor. Geziyor. L geldi buraya kadar. Burası da K oldu. Burası da K oldu. Bunun uçları KL. Bunun ucu KL. Bunun ucu KL. Bunun ucu KL. Bunların hepsi birbirine paralelmiş. X lambası yanmaz diyor. Uçuş. Olmaz öyle şey. Z lambasının parlaklığı, yani sonuçta en parlak, hepsi aynı parlaklıkta yanıyor, olmaz. Bütün lambalar eşit parlaklıkta yanar, doğrudur. Yani 3 numara yalnız C oldu. Diğerlerinde de bazılarında anlamsız seçenekler var ama 5'e tamamlamak için yapmak zorundaydım. Şimdi özdeş lambalar kullanılarak şekil 1'deki devre kurulmuştur. Şekil 1'deki durumdan 2'ye alınırsa ne olur diyor. İlk önce bunu bir söylememiz lazım. Şimdi bakın arkadaşlar, buralara voltajdan yapmak zorundayız. Her defasında akım bulunmaz. Şimdi burada 3E var ya, bunların zaten E aldığı belli. Dursun. Bu 5'i boşuna vermemişizdir. Bir bakalım. Şimdi burası 2R, burası R. Buranın eşdeğer direnci nedir? Çarpımları bölü toplamları, şöyle yaptığınız zaman bölü toplamları. Bununla bu gitti. Evet, 2R bölü 3. Şimdi bakın ne oluyor? Burada R var. Yan taraftaki tek duran X. Buranın temsilcisi de 2R bölü 3. Şimdi baktığınız zaman R bölü 3'ün 2 katı bu. Yani burası 2K. Bu da R bölü 3'ün 3 katı. Burası da 3K. O zaman biz bunu 2'ye 3 paylaştıracağız ya. 5'e bölmeliyiz. Buraya 2 verelim. Buraya 3 verelim. Zaten bu 5'in anlamı o. O zaman buraya 2E vereceksiniz. Buraya da 3E vereceksiniz. Nasıl olsa aynı akım geçiyor ya. O zaman bak burası ne oldu? Burası 2E oldu. Bunlar E oldu. E oldu. Burası da 3E oldu. Şimdi baktığında X gördüğünüz gibi azalmış. Şöyle yapalım. Y'ye bakıyorum, 2E'ydi, E almış, azalmış. Z'ye bakıyorum, değişmemiş, herhangi bir sıkıntı yok. Güzel. Z'nin parlaklığı değişmez, doğru. Y'nin parlaklığı azalır, doğru. X'in parlaklığı artar, hayır. 3E'den adam E'ye düşüyor, korkunç durumda. 1 ve 2 oldu, Ceyhan oldu. Hemen ilerliyorum. Şimdi şekildeki gibi kurulmuş olan devrede X lambasının parlaklığını arttırmak istiyoruz biz. Burada X lambamız var. Bakalım tek tek gidiyorum, hangileri tek başına yapılabilir? K anahtarının açılması. Şimdi burada bu kısa devreydi. Sadece buna bakıyordunuz. Dikkat edin E'ye. Bunu açınca bu da devreye girecek. Yani sonuç olarak yani 2E olacak.
2E olunca tabii bu da nasibini alacak yani. Buradan bir güzel daha fazla akım geçecek. Bu olur arkadaşım. L anahtarının kapatılması. Bunu kapatırsanız bunu kısa devre yaparsınız ama sonuçta yani tek başına diyor bu kapalı duruyor. E var zaten. Burada mesela diyelim ki yine AB diyelim isterseniz. Şimdi şuraya geldik. Burası AB. Bizim olduğumuz yerde de AB var. Yani senin bunu kapatman benim AB'mi engellemiyor. Yani sonuçta aldığım enerjiyi engellemiyor. Bu olayda etkili değil arkadaşım. Yani etkili değil. Sadece bunu patlatıyorsun yani. Reosta sürgüsünü ok yönünde çekersek. Şimdi çalışan kısım bak akım geliyor. Şuradan geçiyor ya. Çalışan kısım direnç de bu. Sen bunu bu tarafa doğru götürünce buradaki direnç azalır. O zaman mesela şöyle diyelim hemen limit durumu yapın diyordum ya ben burada bakın. Şimdi şöyleydi ya RR. Sen bunu cart diye buraya çektin mi bu yok. Eskiden mesela diyelim ki E vardı. E bölü 2, E bölü 2 paylaşıyordun. Bunu ortadan kaldırırsak bu artık E'yi tek başına kullanır. O zaman da lamba parlaklığı artar tabii ki de. Yanıt Denizli'ye gider arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer kontrol noktası testinde görüşmek üzere.